gibi bu ambar kapaklarının ne kadar sıkışabileceği de yazar. Şunu da söyleyeyim, bu da 6,5-7 santime falan denk geliyor. Ya bu benim yaptığım çok eski bir hesaptı da, bir gemideydi o da. Belki başka gemiye göre yine değişebilir. Ve şu hani folding type hatch cover'la, yani şeyler, o kartal tipi denilen yanları açılan kepsaj kapakları gibi bir başka istikametinde açılan gemi kapakları için bu. 6-7 santime geldi. Yani her ne kadar belki stres olarak, hani belki 18 santim çok abarttı da, 12-13 santime stres olarak müsaade ediliyor olsa bile ambar kapaklarınızı kapatamayabilirsiniz. Dolayısıyla yani 5 santim haksagın üstüne şeyde, pratikte çıkılmadı arkadaşlar. Tamam, bunu da aklıma gelmişken söylemiş olayım. İşte tablo tipleri, bir de dediğimiz gibi Japon tipi gemiler var. Direkt kardeşim ne okuyorsan o. Yani girdiğin, okuduğun draftları hiçbir kill thickness correction yapmadan şey yapacaksınız. Direkt gireceksiniz. Yani peki bu kill thickness kardeşim uygulaması olur mu? Yani bu draft survey'in konusu ama burada da demiş olayım. Arkadaşım uygulayacaksın. Çünkü kimi surveyörler var mesela, draft surveyörler. Adam diyor ki ya başta da var, kıçta da var, uygulamayalım. Bir şey fark etmez. Hayır. Çünkü sen başta uygulamadığın zaman konstantın o kill thickness kadar fazla çıkıyor. Diyelim ki işte 1.6 santim 50'den işte diyelim ne yapar? 110 ton filan. 6 kere 5 oldu. 80 ton diyelim. 80 tonluk bir konstant fazlalığın çıkacak. Gerçekte olmasa bile hesabi olarak, dolayısıyla kill thickness correction'ı uyguluyorsunuz arkadaşlar. Unpumpable nedir? Luboy constant dahil mi? Bunu başta söylemiştim. Unpumpable dahil mi? Şey, ne kadar miktarı? Ve şey, Luboy constant'a dahil mi? Constant ne kadar? Bunlar hep şirketin kiraya verdiği değerler içerisinde yazan şeyler. Kafamızdan yapmıyoruz. Bakın arkadaşlar, bir de şu var. Ben hani hep böyle official kısımlarını anlatıyorum ama biraz da şöyledir iş. Şimdi demin dedim ya, mesela işte hani Luboil dahil mi değil mi? İşte unpumpable ne kadar? Veya draft survey hidrometresi, loadline hidrometresi. Abicim sen doğrusunu bil anlattığım gibi, ama işine ne gelirse onu kullan. Yani anlatabiliyor muyum? İşine loadline kullanmak geliyorsa loadline'ı kullan. Şeyde draft survey kullanmak hidrometresi geliyorsa onu kullan, fark etmez. Yani anlatabiliyor muyum? Yük hesabı yapılırken, şey yapılırken. Freshwater hakkımız. Şimdi freshwater hakkımız biraz tartışmalı bir konu. Niye tartışmalı? Şimdi benim normalde bildiğim şu kardeşim, diyelim ki senin 20 günlük seferin var. 20 günde ne kadar su harcarsın? İşte günde 5 tondan 100 ton su harcarım. Bir de buna %20-25 emniyet payı, 25 emniyet payı, 125 ton suyum benim, evam çalışsın, çalışmasın, cebimde duracak. Bir de işte kazana bir şey oldu diyelim, 25 ton da onun için şey, 150 ton suyum mu tutabilirim, bu benim hakkım. Bu böyle değildir diyen kaptanlar olduğu gibi, evet böyle hakkımız vardır diyen kaptanlar da vardır. Ben o kadar teferruatını bilmiyorum ama kardeşim, çünkü kiracılar hep suyu indirmek şeyindedirler. Yükü fazla alabilmek için işte fresh water'ınız diyelim 300 tonsa, ya 150'ye indirsek olur mu, 100'e indirsek olur mu filan. Ve hatta gemiyi tehlikeye atarcasına bunu yapmak, atarak hatta yapmaktadırlar. O yüzden o size kalmış. Ya standart filan bir şey yazarsın ama çok da düşülmez. Onu söyleyeyim, 100 tonun altına düşülmez. Ve ben düşmem de, yani düşmedik de hani bugüne kadar belki bir defa öyle bir kaptan, ama düşmemekten yana gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz yani. Tamam mı? Şimdi bir de dedik ki şurada Hagsag Allowance dedik. Yani Hagsag Allowance var da, gemi hag alacak, sag alacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi bu hesap yapılırken adamlar diyor ki bu capsize işi. Capsize Hagsag alır. Şeyde 56 binliklerde, 30 binliklerde falan gündeme gelmez, gerek yok. Böyle mi? Değil. Gemi mutlaka, şimdi şöyle, hagını sagını alır. Nasıl alır? Sen mesela ağır yük yüklüyorsundur. İşte ne bileyim, iron ore gibi, kromit ore gibi, kum gibi vesaire. Ambarı tam doldurmayan ama ağır.
gemiyi daha önce batıran, dolayısıyla ambarların size kalmasına da müsaade edilen ve 1'e 5'e yükleyip ya da 3'e 2'ye 4'e yükleyip hagını sagını ayarlayabileceğin şeyler, yüklerde nispeten bu düşük kalıyor. Yani 2 santim ve altında kalıyor. Ama mesela kimi yükler var, dediğim gibi kömür gibi, petkok gibi, metkok gibi, işte ne bileyim grain yüklerindeki gibi şey yapamıyorsun. Yani ambarı silek bırakamıyorsun veya dolduğu zaman neredeyse tepeleme doluyor, neredeyse değil doluyor, yer olmuyor. Dolayısıyla gemi ne haksak alacaksa almış oluyor. Buna yapacak hiçbir şey yok. Bu işte experience faktör. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen gemiye çıkar çıkmaz eski yüklemelere bakıyorsunuz. Ama şu sıkıntı var. Hani yükleme draft survey'lere ayar çekilmiş mi, çekilmemiş mi? Ayar çekilmişse draftlara yük miktarını ayarlamak için sizi yanıltacaktır. Emin olduğunuz yüklemelerde bu gemi ne almış? Kimi loadmaster'lar gösteriyor, kimileri göstermiyor. Ne kadar hag alır, ne kadar sag alır. Bir de şu var. Diyelim ki işte baktınız 6 santim hag alıyor gemi. Ortalama 5,5 santim, 5 santim sag alıyor. İşte hububat yüklemiş. Maize yüklemiş mesela. Peki bu nasıl olacak? Demin dedik ya mesela 11 metre. Hani 11 metre... Yani şöyle mi olacak draftlarım, işte baş 11, kıç 11, vasat 11.06. 6 santim komple şeye mi gelir? Ve o buraya nasıl yansır? Böyle mi yani? Direkt 6 santim sak, işte 6 çarpı TPC, limitation, hop. Yani şöyle olacak, diyelim ki draft restriction'ım 11 metre, dolayısıyla işte başım 10.94 oldu, kıçım 10.94 oldu ama vasatım 11'e geldi ve yüklemeyi durdurdum. Böyle mi yansır? Bu böyle değildir arkadaşlar. Ya bu şu an diyeceğim bir şey. Hani bilimsel formül falan değil ama bir gemi inşa oranından zaman içinde de benim gözlemlediğim bir şey. Yani bir gemi 6 santim sag alacak dediği zaman bir kere şunu söyleyeyim başta. Siz buraya 6 santimi yazın. Ben daha itiraz edenini görmedim. Yani 6 santim alacağını gördünüz, experience faktör vesaire. Veya Loadmaster'da çıktı 6 santim. Dediniz ki bu gemi 6 santim alır. 6 çarpı TPC diyelim 50 ton, 6 kere 5, 30, 300 ton. Sagalovans alacak. Sag, az yük alacağız. Ama halbuki şöyle, diyelim ki sag alacağın baş ve kıç draftların yükselecek. Vasatın nispeten fazla batacak. Bu draftlara nasıl yansıyor? Baş için 0.74 ile değil mi? 6 santimi 6'yı 0.74 ile çarpıyorsunuz. Baş artacağı için 11'den çıkarıyorsun. Vasat için 0.27 ile çarpıyorsun. Sag alacağı için batacak. Ekliyorsun 11 metreye. Kıç için de 0.8 ile çarpıyorsun. 6 santimi. Yani mesela 5.4 santimi yapıyor. Evet, 5.4 santimi. Mesela kıçtan 11 metreden 5.4 santimi çıkarıyorsun. 0.27 ile 6'yı çarp. Ne yapar? Diyelim ki 1.8 santim yaptı diyelim. 1.8 santimi vasata ekleyeceksin. Başta 0.74 diyelim ki o da işte 5 santim yaptı. 4.9 santim yaptı. O zaman 4.9'u da 11'den baştan çıkaracaksın. Dolayısıyla senin aslında limitation ne kadar aşmış oldun vasatta? Ne dedik? 1.8 düz yazıp 2 santim. 11.02 olmuş oldum vasatta. 11.06 değil. Dolayısıyla 4 santimi cebine koydum kardeşim. Burada bak. Bu ikinci kaptanların eline en çok rahatlatacak şey olmasına rağmen maalesef kaptanlar kendi kendilerini köşeye sıkıştırmayı çok seviyorlar. Bu tamamen official bir şeydir. Unofficial bir şey değil. Ve hayal ürünü de değildir. Küçük bir gemi olsa bile hak alırsın arkadaşım. 2 santim veya 5 santim ama alırsın. Yani denk getirebilir. Tesadüfen denk gelir. 10 santim. Nasıl azaltılır? Onu yükleme tahliye planlaması kısmında anlatacağım ama yani ben bugüne kadar ekseriyetle 2 santimin altında kaldım. Ama dediğim gibi mesela bir hangi yüklerde kaldım ama ağır yüklerde yoksa grain'lerde vesaire hububatlarda fulllediğin için slap bırakamadığın için gemine haksak alıyorsa onu alıyor. Onu yapacak hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla senin en çok güzel cebine koyacağın şey budur.
Bu dediğim formülü unutmayın. Baş 0.74, vasat 0.27, kıç 0.8. Ve çarptığınız zaman oluşacak hagı sagı size yaklaşık ne kadar yük kaybı olacağınızı verecek. Tamam mı? Hagı sagı nasıl biliriz? Yani bir dediğim şu experience faktör var. Eski şeylere bakarsanız en sağlıklısı bu. Ama dediğim gibi ayar çekilmemiş olması kaydıyla. Bir de şöyle bir teori var. Bu bir çalıştığım bir kaptanın teorisiydi ve hemen hemen tutuyordu. Siz mesela hesabını yaptın. Loadmaster'a koydun bunu. Orada sana ne gösteriyor? Mesela diyelim ki şey çıktı. C-bending, port bending momenti. Tamam mı? Port bending momentin çıktı diyelim. %30, 30 çıktı. Heh, bu demektir ki 3 santim diyelim işte sag alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir teorisi vardı ve hemen hemen de tutuyordu. Bunu da kullanabilirsiniz. Eğer kimi Japon yapımı, Kore yapımı şeyler de var. Ne kadar haksa kalacağını yazıyor ama o da tutmuyor. Onu da söyleyeyim. ama C-Load gibi programlarda hiçbir şey yazmaz. Sadece hagı sagı verir. Oradan da bakarsın yani port condition'da diyelim ki bending momenti %45. O zaman hemen hemen 4.5 santim bir sag alacaksın ya da hag alacaksın demektir. Bu da kullanıcı dursun. Bir de arkadaşlar bu 56 bin tonajları 5 ambarlı gemilerde. Bu konuştuklarım hep 5 ambar 56 bin tonajları için konuşuyorum. Capsize'da falan ayrıca derim zaten. Bu tonajlarda mesela 3 numaralı ambara her koyduğunuz 1000 ton yük size şey yaptırır. 1000 ton şey 1 santim sag aldırır. Çıkardığınız her 1000 tonda 1 santim hag aldırır. 2 ile 4'e de 1500 ton. Diyelim ki 750-750 koydum. Sonra 1 santim sag aldıracak. 750-750 çıkardım. 1 santim hak aldıracak. Bunlar hep kabaca. Tamam bu kesin şey değil. Böyle hani zaman içinde yaptığım tecrübelerden çıkan şeyler. Ama şu var yani hak sag olayı tıpatıp tutar mı her gemide? Tutmaz. Eski Çin yapım gemiler çok alır. Geminin sac tipiyle alakalı. Sac esnekliğiyle. Kimi gemiler çok esner. Böyle ortadan balık gibi esnediğini görürsünüz. Kimi gemiler o frame'leri vesaire çok sıkıdır. Daha az alır. Geminin baş kıç shape'iyle çok çok alakalı. Alacağı haksak miktarı. Yani bir gemi vardı çalıştığım 8 santim. Kaçınılmaz şekilde ya ne yüklersen yükle yani olmuyor abi. Alıyordu, sag alıyordu ya. Böyle gemiler var. Gemiler ekseriyetle sag alır, hag almaz yüklediği zaman. Eğer oturmuş bir yapısal bir deformasyon olup hagı yoksa. Ama yüklediği zaman hag alan gemiler de varmış. Ama ben hiç çalışmadım. Bunlar da şey kullanıldı. Bir kenarımda kalsın. Şimdi bu hesaplara dediğim gibi mümkün olunca teferruata giriyorsunuz. Başta hep kendine yontacaksın kardeşim. Yani nereden ne kadar az gösterebilirsen o kadar iyi. Yani 55 bin ton more or less owner option. 50 bin ton %5. İşte 55 bin ya da 45 bin ton yük alıyoruz. Yani çok böyle hani ucu ucuna geliyor işler. 55 bin sen bunu düşür abi 54.500'e falan bir şekilde uyulur. Konstantı fazla göster, Luboy'la ayrı tut, unpumpable, işte other tilisparaf, other ballast for trimming. Hagı sagı vesaire böyle mümkün olunca kendi şeyine ferah tut yani tamam böyle. Kendi cebine doldur doldur ama yükün altına da girdiğin zaman kardeşim hep kiracıdan yana kullanacaksın. Yani alabildiğin kadar fazla alacaksın. İşte densite değişti şak alabilir misin? Alırım kardeşim son saniye trimmingde bile yapıyor olsam bir şekilde uydurup alabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani veya şey oldu diyelim ki işte Barış Limanı restriction'ı değişti veya o esnadaki restriction değişti. Diyecek ki sana 10 değil. Ruen'de başımıza geldi de çünkü mesela 9 şöyle pardon. Mikolayev'de böyle şeyler de gündeme geliyor. Ruen'de de gündeme gelmişti. Adam diyor ki 9.99'da normal kalkarsın 10 metreyi görürsen tug assistance'da gidersin ki bu çok ciddi bir para istiyorlar Ukrayna'da Mikolayev'de. Kiracı da dedi 9.99 sonra son saniye 10 metre olur mu? Olur. İşte olurdu olmazdı aldın almadın veya şeyde Ruen'de 10'du 10.02 olur muydu olmaz mıydı? Olurdu aldın veya şeye gitmiştik Durban'a South Afrika'da manganezor yüklüyoruz. Orada densite durmadan
değişiyor, restriction'da değişiyordu. Pardon, orada density değişmiyordu ya. Density değişiyordu tabii. Density değişiyor ve restriction'a göre sen fazla yük. Adam diyor ki sen bugünkü yarınki density bu. Sen kalkış saatine göre diyorsun ki lan ben şu kadar alırım. Alma. Yükün altına girdiğiniz zaman da son saniye bile olsa ya bu kardeşim bu saatten sonra hesap olur mu demeyin. Yani bu hep sizin hanenize, direkt sizin hanenize yazılır. Çok da bir numarası da yok. Alın yani. Alırsın. Bunu da nasıl alırsın? Onu yükleme tahliye şeyinde anlatacağım ama planı hazırlamadım. Altın kuralı 3 numaradır. 3 numaralı ambar. Ona o zaman giderim. Yani trimming'i 2-4 ya da 1-5 yapmak yerine 3 numarada yaparsan her türlü fırıldağı da çevirebilirsin. Çok rahat şekilde. Çünkü trimini birimini etkilemez. Tek ambarsındır. Her şey çok kontrollüdür. Anlatabiliyorum. Çok çok daha yaparsın. Ona sonra gideceğim. Başta kendine, sonradan kiracıya. Ne yazmışım? Pardon. 2-3 alternate. Ters üçgen. Arkadaşlar bu alternate yükleme belki bazen kiracılar ister. Bu 10 yaş diye ben hatırlıyorum ama bir kaptan 15 yaş demişti. Neyse bir ters üçgen koyarlar. Gemi yaşlandı. Alternatif yükleme yapılacak. Alternatif yükleme ne mesela? 2-4 yükleyecek ya da 1-3-5. Ekseriyetle capsize'larda gündeme geldi. Diyelim işte 1-3-5-7-9 yükleyeceksin. Ya da 2-4-6-8 yükleyeceksin gibi. Capsize'larda gündeme gelir. Çünkü capsize'lar genellikle kömür ya da ben mesela çalıştığım zaman biz hep iron ore. Iron yani demir cevherleri yüklemiştik. İşte standart asit pelletli vesaireydi. Çeşit çeşit. Dolayısıyla bunlar ağır yükler. Bütün ambarlara yaydığın zaman ambar tabanında çok az bir yükseklikte gemiyi dolduruyorsun. Ve ağırlık merkezi çok aşağıda oluyor. Gemi çok sert yalpalara düşüyor. Dolayısıyla hani alternatif yüküp ağırlık merkezini biraz daha yukarı çekmek ve yalpa şeyini sertliğini azaltmaya yönelik. Veya iki farklı yük alacaksındır da ilk yük tipini 1-3-5 ya da 2-4 alman gerekir vesaire vesaire çeşitli şeyler gündeme gelebilir. Bunlar gemi kitabında yazar. Nasıl olacağı örneği vardır. Normalde olması gereken şudur ama ben sadece bugüne kadar Almanla uyduğumda bir kitapta gördüm, bir geminin kitabında. Diyelim ki sen alternate loading yapacaksın. Veya şöyle 1-3-5 yükledin ama 2 ile 4'ü de biraz alacaksın. Bu iki ambarın arasındaki doluluk oranı yüzde kaç olmalıdır? Bunu yazması lazım kitapta. Tamam. Bunlar yazılı değilse veya alternate loading'e yoksa alternate loading'e dair bir şey yoksa veya bir tereddüt varsa zaten klas onayı bu yüke dair ters üçgen varsa yapılmıyor zaten de. Yapılacağı zaman her halükarda klas onayı. Klasa işi atmakta fayda var arkadaşlar. Ama böyle de bir durum gündeme gelebilir. Alternate loading ekseriyetle geminin tek başına. Şöyle bir şey yani bu teknik ve ticari teknik sorumlulukla ilgili yani konstrüksiyonla ilgili. Bizim işimiz sadece yükleyip tahliye etmek. Yani bu kadar teferruata dair riski gemi almak yükümlülüğünde değildir, gereği de yoktur zaten. Bu geminin alacağı kaptanın, ikinci kaptanın mesela alacağı bir risk değildir. Armatörün klas danışığıyla yapabileceği bir şeydir. Tamam. O yüzden gemi kitaplarını iyi okuyun. Sefere göre overload demişim. Şu var. Şimdi bunları bu kadar anlatıyoruz da ya bazen de yedireceğin yerler olur, tamam mı? Yani mesela Endonezya'dan kömür yüklemişsindir de Çin'e falan götürüyorsundur. Tamam mı? Malumunuz hep Alarga'da, Demir'de. Böyle 1,5-2 metrelik siverlerde falan. Yani buralarda overload olunuyor. Böyle 5 santim, 6 santim falan yapacak bir şey yok. Bazı yerlerde bunu yedirirsin, bazı yerlerde yediremezsin. Çok da önemli değil, tamam mı? Yani ama şu var. Eğer hani bir şey olursa da bu fark edilirse o zaman class coverage'dan düşersin, sıçarsın. Ama hani bir şey olmadıktan sonra da zaten hani gayri ihtiyari gündeme gelen şeyler ama bazen de bilerek bile yapabilirsiniz. Yani 100-200 ton overload kalkınabiliyor. Bu tarz seferlerde çok da bir şey olmaz.
bunu yapabilirsiniz. Ama bazı yerlerde diyemez. Şimdi bu yemeyen yerler nereler? Şimdi şöyle bir iddia var. Bu load line nedir? Yani mesela işte summer, winter, tropical vesaire. Kardeşim bakın load line da article 11-12 diye bir şey var, tamam mı? Bilmiyorum yenisi çıktı. Bunlar ne oldu? Şöyle bu mu büyütüyor? Ben de bu Windows 10'u çok bilmiyorum kullanmayı. Bakın arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şimdi bu article 11-12 neden bahsediyor? Sizin şu Plimsoll, Summer'dan bahsedelim. Plimsoll'un su altında kalmayacak kardeşim. Tamam ya, yani bu batamaz. Ya da şu normalde burada yanlış bir çizim. Bu tam ortalamış. Bunun üst çizgisi bu dairenin merkezinden geçer. Yani bu hafif birazcık daha aşağıdadır. Şu üst çizgi merkezdedir. Bu da bununla eştir. Bu tam silmedir yani. Silme yüklediğin zaman Summer'dasındır demektir. Tamam mı? Bundan daha fazla yükleyemezsin. Şimdi sıkıntı nerede? Adam diyor ki kardeşim gemi hag aldı. Hag aldığında ne olacak? Başı kıçı batacak. Vasatı yüksekte olacak. Benim film solum daha gelmedi. Dolayısıyla ne oldu? Ben film sola kadar yükleyebilirim. Yani şu kadar dedim ki 10 santim farkım kaldı. 10 santim daha yüklerim. Bu olur mu? Olmaz. Niye? Quarter min. Summer dead weight. Summer dead weight'i, summer deplasmanı da geçemezsin. Peki sag aldın. Başın kıçın yukarıda. Vasat draft geldi diyelim Summer'a. Ne olacak? Benim başım kıçım yukarıda kaldı. İşte daha Summer dead weight'e diyelim ki 300 tonum var. Ben 300 tonluk daha yük alırım da diyemezsin. Sıkıntılı olan kısmı sag'dır. Hag da dead weight'e geldin. Quarter min. Bunda kimse bir problem çıkarmaz ama sag'da adamın iddiası şu. Kardeşim ben Summer'a geldim ama vasatım gördü ama başım küçüğüm yukarıda. Bak ben draft survey'i de yapıyorum ve deplasmanım daha summer deplasmanında değil. Dolayısıyla ben yük eksiği kadar alırım. Bu doğru mudur? Yanlıştır. Bunu sen Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da falan yediremezsin. Tamam mı? Güney Afrika'da falan yediremezsin. Ama yedirdin mi? Yedirdik. İşte bu Endonezya'dan kalkıp Hindistan'a giderken ben... Yani ben derken kaptanla falan konuştuk. Direkt normal yükledik abi böyle. Bastık gittik. Singapur'da da bunkering. Vay siz overload oldunuzdu. Kiracı da Hintliydi. Öyleydin değildin. Şirket arkamızda durdu. Tabii ki değiliz falan. Ama normalde biz haksızdık. O yüzden ciddi yerlere gittiğiniz zaman bakın arkadaşlar o Avustralya'daki adamın hesap şekli direkt şöyleydi. Son ben yüklemeyi yaptım ya yaptım. Diyelim ki son işte son trimming yapacağım. Yani trimming dedim yükleme olarak trimming. Ambara işte artık şuna şu kadar koy, buna bu kadar koy. Adam şimdi bunlar hep zaman kaybetmek istemiyorlar. Böyle öyle de bir iddiaları vardı. Böyle acayip hızlı yüklüyorlar filan. İşte capsize'ın biri 3500 ton mu ne balastını basamamış kalmış. Az yük almış. Yallah postalamışlar filan. Böyle garip bir arsız terbiyesiz bir limandı. Dolayısıyla vakit kaybetmek istemiyorlar. Ne yapıyor? Adam sana bir liman, bir şey koyuyor yardımcı. Bu durmadan senle. İşte ofiste sigara filan içemiyorsun. Ofiste sigara içersen yüklemeyi filan durdurup gemiyi gönderebiliyorlar filan böyle. Hani dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Böyle her türlü pisliğin döndüğü bir yer. Ama bir açıdan haklılık payı vardı. Neydi? Finalde geldik. Diyelim ki takribi yaklaşık işte 500 tonda durduk. Ne kadar yük kaldı? Hani finalde bir yapıyorsun ya son yükleme. Adamın hemen yaptığı şuydu. Ne başa ne kıça baktı kardeşim. Hemen biz gittik sancak iskele. Normalde olması gereken budur. Sancak iskele vasat draftlarımızdan film sola summer yüklüyorduk. Ne kadar mesafe kalmış bu. Sen hag aldın. Ya sag aldığımızı biliyorduk. Yani hag olsa o hesap da yanlış olur. Ama sag aldığımızı biliyorduk. İşte benim başım kıçım daha şey, benim quarter mine göre şu kadar almam lazım değil. Kardeşim şuradaki su seviyesine göre. Bu film sol batamaz. Yani suya gömülemez. Bu çizgisinde olması lazım. Dolayısıyla diyelim ki gemi upright, işte sancaktan 10 santim kalmış, iskeleden 10 santim. Senin 10 santim, TPC'in kaç? 50 ton, 500 ton daha yük alabilirsin. Bu kadarcık bir hesap. Tamam mı? Yoksa sizi kaldırmazlar çok ciddi de ceza keserler. Ve bunun bütün şeyi, faturası da ikinci kaptana mal edilir. Tamam mı?
Bunları niye anlatıyorum? Yani bunlarda inat eden kaptanlar var. Bakın arkadaşlar, bizim meslekte şöyle bir, bizim Türklerde şöyle bir sıkıntı var. Biz çok okumuyoruz, kurcalamıyoruz. Okumadığımız için de bilmiyoruz. Yani adam 30-40 yıldır kaptanlık yapıyor ama veya baş mühendis, yani makinacılar için de maalesef, güverteciler için de aynı şey geçer. Bir lisan problemimiz var. Bu şeylerde makaleler, bilgiler falan hep yabancı kaynaklarda. Ve okumuyoruz, etmiyoruz, karıştırmıyoruz. Zaten öyle bir lisanımızın çok olmadığı gibi öyle bir alışkanlığımız, kültürümüz de yok. Dolayısıyla çok bilmiyoruz ve adam yani işte ne oluyor? 40 yıldır hakikaten de yani şeydi, lafın gelişidi, 40 yıldır denize çalışıyor ama şunu da yanlış şekilde iddia edebiliyor. Dolayısıyla hani şunu demek istiyorum, aldanmayın. Hani adam kurt denizci, işte bey baba biliyor ediyor ve hakikaten çok bilgili de olabilir ama yanlış yapmıyor anlamına gelmez. Yani ben bunları niye? Çünkü bir de şöyle bir şey var. İnsan diyor ki lan diyor, hani bu adam 40 yıldır falan mutlaka bir bildiği vardır diyorsun. Yani mutlaka bu işte bir keramet bir şey vardır ama alakası bile yok. Abi resmen bilmiyorlar ve yanlış yorumluyorlar. Biz mesela bu dediğim kaptanla ben 3 sefer çalıştım. Biz 3 kontratta da aynı iddialaşmayı yaptık. Ben hep bunu savundum. Artikel 11 her şey çok açık. O dedi ki yok, ben Erbahsin'e varım. Sonra işte Avustralya'da da tesadüf o Lodline hidrometresi, drasör hidrometresi gündeme geldiği gibi adamlar hesabını da bundan yaptılar. Ben Allah'tan haksa, bak o da vardı. Haksa elemanı, sag elemanı koyalım dedim. 2 santim sag alırız, almayız dedi. Hem oradan girdi hem yani sag aldık, dolayısıyla buradan bunu iddia ediyordu. Sag da alsak 2 santim daha yükleriz. Adamlar yükletmediler. Hem de kendi hataları 1023'ten hesapladılar 1025 yerine. O da oradan da geri aldık salak. Çünkü tahliye limanında hani zaten 2 santimlik cebimizde. Bu konsümantoya yansımadı ama tahliye de beni rahatlattı yani. Yani öyle de bir şeyleri var yani. Salak derken hakaret olsun diye demiyorum ama hakikaten kendi ahmaklıkları diyeyim. AMSA'nın, Marin Notis'te. Çünkü ben yazdım da adamları yani şey olarak da. Hesabı kitabı ile yani sizin yaptığınız hesabı Summer deplasmanı görmen lazım. Görmüyorsun. İşte işi ticari sebeplere bağladı. Benim kastetim o dedi. Niye ahmaklıkları? Çünkü millete fazla fazla yükleyip farkında varmıyorlar. Az para alıyorlar kağıt üstünde. Böyle de bir sıkıntı var. Şimdi bir de arkadaşlar şunu kapayım. Şurada dedik ya density correction. Şimdi bunu anlatacağım. Bir saniye müsaadenizle.